denizlerin mücadelesini sahiplenmek, onların miras bıraktığı ışıkları yolumuzu aydınlatmak sadece Filistin için kederlenmekten ibaret değildir. Zira onların izinden yürümek tutarlı bir mücadeleyi gerektirir. Gerektirir çünkü onlar bizim için tarihsel birer figürden, geçmişe bakıp yad edeceğimiz sıradan birer kahramandan çok daha fazlası. Tek adam yönetiminin baskı ve saldırılarla devreye soktuğu yoksulluk, sefalet ve iş cinayetleri üzerine kurulu sermaye planına itiraz edelim. Denizlere sözümüz, tek adam yönetimine karşı Türkiye gençliğini işçi sınıfının mücadele saflarında örgütlemektir. Sosyalizmin bayrağı, özgür ve eşit bir dünyanın kazanılması için bütün dünyada kapitalist emperyalist çöküşün üzerinde dolaşıyor. Onu mutlaka ayakları üzerine dikeceğiz. Çünkü bizim tarihimiz, yenilgilerin ve kazanımların dünya işçi ve emekçi sınıfının mirasıyla yazıldı. Sosyalizmi mutlaka ama mutlaka geleceğimiz haline getireceğiz. Geçmişten devraldığı bu miras emek gençliğinde birleşmek, örgütlenmek, değiştirmek demek, denizin son sözlerinde dahi yaşattığı mücadeleyi kendi mücadelemizde yaşatmak, denizlerin yolunda Filistin halkının yanındayız demek, onların burada denize döktüğü 6. filoyu her an akıllarda tutmak demektir. Geleceğimizi, doğayı, insanları katletmeyi görev edinmiş bu emperyalist saldırılara karşı denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin mirasıyla karşılık vermek için emperyalistlere, işbirlikçilere, işgalcilere geçit yok diyelim arkadaşlar. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. 52 yıldır her 6 Mayıs'ta Türkiye'nin dört bir tarafında gençliğin, işçilerin, emekçilerin kalbi Dolmabahçe'de atıyor. Çünkü burada denizler emperyalistlere karşı tutum aldılar. Altıncı filonun askerlerini burada denize döktüler. Şan olsun onların mücadelesine, şan olsun denize, Yusuf'a, Hüseyin'e, devrim ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz yoldaşlarımıza şan olsun. Ve onların avukatı, hukuk insanı Halit Çelenk'e şan olsun. Hepsini saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyoruz. Anılarını mücadelemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Devrim ve sosyalizm mücadelesinde yaşatmaya devam edeceğiz. Onlara sözümüz var. Devrim ve sosyalizm mücadelesini her gün biraz daha ileriye taşımaya söz verdik sevgili yoldaşlar. Çağrımız şudur. Yarından itibaren Filistin halkıyla dayanışmak için 12. Kalkınma Programı'na, 3 yıllık orta vadeli programı yırtıp çöpe atmak için fabrika fabrika, sent sent, mahalle mahalle, okul okul, hastane hastane örgütlenerek bu asalak takımını, bu yağmacı takımını sırtımızdan atacağız. Hep birlikte güzel günleri, sosyalist bir Türkiye'yi, devrim ve sosyalizm mücadelemizi büyüteceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, yaşasın hakların eşitlik mücadelesi, yaşasın Türk halkının bağımsız mücadelesi. Yaşasın devrim ve sosyalizm. Merhaba, ben Salih, İstanbul Emek Gençliği'ndeyim. Bugün Yusufları, Hüseyinleri ve denizleri anmak için 6 Mayıs'ta Dolmabahçe'ye yürüyoruz. Denizlerin açtığı yolda yürümek, Dolmabahçe'de 6. filonun aşağı atıldığı, denizlere serildiği yere ilerlemek bizim için çok önemli bir gelenek. Bugün bunu yeniden canlandırıyoruz ve yaşatmaya da devam edeceğiz. Sürüyor, sürecek mücadelemiz. Bu benim ilk gelişim ama son gelişim olmayacak. Denizlerin ve yoldaşlarının 62 hareketinin sonucunda verdiği antemperyalist mücadelenin taşıdığı karakterle buradayım. Filistin halkı yaklaşık 70 yıldır verdiği mücadeleyle hem biz gençleri çok uzun zamandır etkilemeye devam ediyor ve devam edecek. Filistin halkının mücadelesi Türkiye gençliğinin mücadelesidir. Denizlerin yolundan ilerleme için alanlardayım.